Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilk 5000 yayınlarının TYT denemelerini çözmeye başlıyoruz. Toplam 25 tane denememiz var arkadaşlar. Sınavdan önce bunların hepsini çözüp inşallah size faydası olması dileklerimizle başlamak istiyorum. Birinci denememizin birinci sorusuna bakacak olursak, yukarıdaki açıklamalardan diyor hangisi ya da hangileri tüm canlıların ortak özelliklerindendir diyor arkadaşlar. Şimdi bütün canlıları düşündüğümüz zaman bakteriden insana kadar her şeyi düşünmemiz gerekiyor. İnorganik madde kullanma diyor. Karbondioksit bakın inorganik maddedir. Su inorganik maddedir. Mineraller inorganik maddedir. Bütün canlılar karbondioksit kullanmaz ama su ve mineralleri kullanır arkadaşlar. Ortaktır. Tüm tepkimelerde enerji tüketme olayı olur mu? Hayır. Mesela difüzyonda arkadaşlar enerji tüketilmeden çok yoğundan az yoğuna madde taşınması gerçekleşebilir. O zaman tüm tepkimelerde mesela hidroliz reaksiyonlarında bile biz ne yapmıyoruz? Enerji, ekstra enerji harcamıyoruz. O zaman bu ortak olamaz. Kompleks karmaşık organik madde üretiminden kastı arkadaşlar örneğin amino asitlerden protein sentezi, bakteriden insana kadar bütün canlılarda ribozom organeli vardır. Ribozom içerisinde protein sentezi gerçekleşir. Çünkü protein demek canlılarda enzim demektir arkadaşlar. Enzimsiz hayat olmaz. Onun için üçüncü öncülümüzü yine bütün canlılar yapmak zorundadırlar. Başka bir canlıyla beraber kendine benzer birey oluşturma. Yani eşeyli üremeden bahsediyor arkadaşlar. Bütün canlılar eşeyli olarak üremek zorunda değildir. Tek başına ikinci bir bireye gerek duymadan eşeğsiz çoğalma yöntemiyle çoğalan canlılar var. Örneğin rejenerasyonla üreme, tomurcuklanmayla üreme, bölünerek çoğalma gibi üreme tarzlarından dolayı biz bütün canlıların bu şekilde başka bir canlıla beraber benzer bir oluştuğunu iddia edemeyiz. Bütün canlıları ilgilendiren ortak özellik 1 ve 3 yani bursa olarak bulunmuş oluyor. İkinci sorumuz ARH pozitif kan gruplu bir baba ile 0 RH pozitif kan gruplu bir annenin 0 negatif kan gruplu bir kızları dünyaya gelmiş arkadaşlar. Şimdi buradan çocuktan yola çıkarak anne babanın genotiplerini net olarak şu şekilde yazalım ilk önce sonra hangisi yanlış demiş öncüllerimize geçmiş oluruz. Şimdi negatif bir kan gruplu çocuk oluştuğuna göre hem anne hem baba RH pozitif olduğuna göre mecburen bunların ikisi de arkadaşlar heterozigot olmalı ki anneden ve babadan gelecek olan küçük R'ler birleşsin ve bu şekilde negatif bir kız çocuğu dünyaya gelebilmiş olsun. A RH pozitif, 0 RH pozitif. Yani sıfır arkadaşlar çift sıfır demektir. Çekinik olduğu için sıfır kan grubu ancak bu durumda ortaya çıkar. Peki babası acaba AA mı A0 mı nereden anlayacağım? Çocuk bakın kız çocuğu sıfır olmuş. Yani çift sıfır olursa ancak sıfır oluyordu. O zaman mecburen babasından bir tane sıfır gelmeli. O zaman babasında da yine bir tane sıfır geni olmalı diye sonucumuzu bulmuş oluyoruz. Şimdi bu anne babanınkini genotiplerini bulduktan sonra öncülere bakalım demiştik. A şıkkına bakıyorum. Babanın kan grubu genotipi A0RR midir? Evet, A0RR babayı ifade ediyor. Çocuk kan grubu bakımından çekinik özellikte midir? Evet, hem 0 hem de RH negatif yönüyle bakın. Küçük R küçük R olacağı için çekinik özelliktedir arkadaşlar oluşan kız çocuğu. C şıkkı annenin kan grubu genotipi 0 büyük R küçük R midir? Evet, onu da burada bulmuştuk. O da bu şekildeydi. Bu ailenin ikinci çocuklarının ARH pozitif olma ihtimali 3 bölü 4 mü acaba? A olma ihtimali arkadaşlar buradan bakın ya A0 olur ya 0-0 olur bakın 1 bölü 2 ihtimalle A kan grubu olma ihtimalini belirlemiş olduk. Bir de ne demiş bize RH pozitif. RH pozitif olma ihtimali bakın şuradan arkadaşlar büyük R büyük R RH pozitif büyük R küçük R RH pozitif büyük R küçük R RH pozitif küçük R küçük R RH negatif. Yani 4 ihtimalden sadece bir tanesi negatif, 3 tanesi RH pozitif oluyor. O zaman bize ihtimal olarak 3 bölü 4'ü buraya yazmak kalıyor. Çarparsak cevabımız 3 bölü 8 çıkar arkadaşlar. Ama burada 3 bölü 4 ihtimal dediği için cevap Denizli olacak. E şıkkına bakalım. Bu ailenin çocuklarının kan grubu genotiplerinde her zaman sıfır geni var mıdır? Evet.
her zaman vardır çünkü bunların anneleri 0-0 olacağı için mecburen her çocuğuna bir tane sıfırı ne yapacak annesinden bulaşmış olacak. Onun için bütün çocuklarında mecburen sıfır geni bulunmalıdır arkadaşlar. Cevap Deniz olarak bulunmuş oldu. Üçüncü sorumuza bakacak olursak diyor ki insanların hücrelerinde üretemeyip dışarıdan hazır olarak almak zorunda kaldığı amino asitlere esansiyel temel amino asitler denir. İnsanlar amino asitlerden 8 çeşitini vücutlarında bu şekilde üretemiyor ve dışarıdan hazır olarak almak zorunda kalıyorlar. İşte bu temel amino asitlerle ilgili olarak hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Biz bunlara elzem ya da zorunlu amino asitler olarak ne yapabiliriz arkadaşlar? Adlandırabiliriz. Doğru bir ifade. Tümünde karboksil grubu var mıdır? Amino asit olduğuna göre bütün amino asitlerde 20 çeşit amino asitin tamamında karboksil grubu, amino grubu, bir tane hidrojen vardır. R grupları farklıdır. Bu da olmak zorunda. Bitkiler tarafından yani ototroflar tarafından fotosentezde arkadaşlar temel olan da olmayan da hepsi sentezlenebiliyor. Başka bir amino asit dönüşümü gerçekleşmez. Ben şimdi bunu yedim. Temel amino asiti aldım karaciğerde. Başka temel olmayan bir amino asit dönüştüremez miyim? Dönüştürebilirim enzimler yardımıyla arkadaşlar. Hatta o amino asitlerden ben glikoz yapıp amino gruplarını atırıp o glikozu da glikojen veya yağ dönüştürüp depolayabilirim arkadaşlar. Böyle bir şey söz konusu olamayacağı için yanlışı sormuş zaten. Cevap yalnız 4 olarak bulunmuş oluyor. Dördüncü sorumuza geçecek olursak. Bir öğrenci U şeklindeki bir cam borunun ortasına yarı geçirgen bir zar yerleştirmiş ve A koduna %20 glikoz çözeltisi, nişasta sindiren enzim ve iyot çözeltisi eklemiş. B koluna ise %10 nişasta çözeltisi eklemiştir. İyot nişasta ile mavi mor renk verir bilgisini de vermiş arkadaşlar. Şimdi buradaki dikkat edeceğimiz husus şu arkadaşlar. Nişasta büyük polimerdir. Seçici geçirgen zardan bu tarafa doğru kesinlikle geçemez arkadaşlar. Geçiş olmaz. Nişasta sindiren enzim de bakın yine protein yapılı bir enzimden bahsediyoruz. Sindirim enzimi. Bu da büyüktür. Yine bu da bu tarafa doğru geçiş yapamaz. Dolayısıyla buradaki nişastayı sindiremez arkadaşlar. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Fakat buradaki %20 glikozun %10'u karşı tarafa seçici geçirgen zardan geçebilir. Çünkü glikoz monomerdir arkadaşlar. İyot da geçebilir. Yani B kolunda iyota rastlayıp nişastayla biz burada iyotun mavi mor renk oluşturduğunu da söyleyebiliriz. Bunlara göre şimdi hangisi doğru olabilir demiş. Bakalım A kolu mavi renk alır mı acaba? Almaz. Neden? İyot burada var. Burada yok ki. Nişasta sindiren enzimle nişasta aynı şey değil. Nişastayı sindiren enzimle değil. İyot nişastayla mavi mor renk veriyordu. İyot bu tarafa doğru geçeceği için B kolu maviye boyanabilir. A kolu maviye boyanmaz. B kolunda glikoza rastlanır mı? Evet, glikozun yarısı buraya geçebilir monomer olduğu için demiştik. A kolunda peptit bağı içeren bir polimere rastlanmaz demiş arkadaşlar. Bu enzimdi. Enzimler protein yapılıydı. O zaman amino asitlerin arasında peptit bağı burada ne yapacak arkadaşlar? Karşımıza çıkacak. Bu da rastlanmaz dediği için yanlış oluyor. B kolunun yoğunluğu artar diyor. %10 nişasta zaten var. %10'da glikoz gelecek bakın. B kolunun yoğunluğunu iyice artıracak arkadaşlar. Bunun dolayı cevabımız 2 ve 4 olarak bulunmuş olacak. Geçiyorum 5. sorumuza. Bir öğrenci bazı omurgalı hayvanların sahip olduğu özellikleri bilgi kartlarında hazırlamış. Buna göre diyor 1, 2, 3 ile gösterilen canlılar hangisi olabilir? Birincisine bakalım. Yavrularını sütle besliyor. Kesin memeli arkadaşlar. İç döllenme dış gelişme gösteriyor. O zaman bu dış gelişme gösterdiğine göre plasantalı memeli olamaz. Ya keseli memeli olacak, kesesinde geliştirecek yavrusunu ya da gagalı memeli olacak. Yavru gelişiminde plasantaya ne yapılmazmış? Rastlanmıyor. Zaten bunu da bize vermiş arkadaşlar. O zaman birincisi memeli olacak. Bu kanguru olabilir. Yunus plasantalı memeli, fok plasantalı memeli. Yunus bakın plasantalı memeli yavrusunu doğurup sütle besliyorlar. Plasantaları oluşuyor. Kanguru bakın burada keseli memeli olarak birincisini yerleştirmiş olduk. İkincisi vücutları keratin pullarla kaplı kesin sürüngenlerden bir tanesi. Boşaltım maddesi ürik asit. Evet bunlar da su kaybını engellemek için amonyaklar ürik asit dönüşüp öyle atılıyorlardı dışkıyla beraber. İç döllenme dış gelişme gösteriyor. O zaman bunun sürüngen olduğunu söylememiz lazım. Timsah da sürüngen, yılan da sürüngen. Eleyemedik ikinde. Üçte eleyeceğiz o zaman. Başkalaşım varmış. Şimdi omurgalı olacak ve başkalaşım olacak. Aklımıza tek bir canlı gelebilir arkadaşlar. Bu da kurbağalar.
Kurbağalar arkadaşlar başkalaşım geçirebiliyorlar. İribaş şeklinde balığa benzer tarzda dünyaya geliyorlar. Daha sonra başkalaşımda normal bizim bildiğimiz zıplayan kuyruksuz kurbağalara dönüşüyorlar. Dış döllenme, dış gelişme balıklarda da var ama başkalaşım yok balıklarda. Yavru bakımı göstermiyor, balıklar da göstermiyorlar. O zaman sazan balık olduğu için cevabımız ağaç kurbağasını içeren D şıkkı olarak bulunur. Altıncı ve son sorumuza bakacak olursak bir besin piramidi verilmiş ama bu karasal ortamdaki parazit bir besin zincirine ait enerji piramidiymiş. Dolayısıyla bu besin zincirinde dördüncü trofik düzeyden ikinci trofik düzeye doğru inildikçe diyor arkadaşlar. Şu birinci trofik düzeydir. Bu 2, bu 3, bu 4. Bakın bu da 4. 4'ten sonrası yok arkadaşlar. 4 oluyor artık. Şimdi bize ne demiş? 4'ten diyor 2'ye ineceğiz. Yani bakteriden ineğe doğru ineceğiz arkadaşlar. Neler olur diyor. Vücut büyüklüğünde artış. Bakteri mi büyük, inek mi büyük? Tabii ki arkadaşlar artış görülür. Birey sayısında artış olur mu? Hayır. İnek bir taneyken, iki taneyken bakteri, bir sürü bakteri olabilir. Biyolojik birikimde artış olur mu? Hayır. Biyolojik birikim aşağıdan yukarıya doğru artıyordu. O zaman bakterilerin vücutlarında biriken toplam zehir miktarı inekten çok daha fazla olması beklenir arkadaşlar. Dolayısıyla bu da artış değil azalış şeklinde olmalıydı. Cevap bundan dolayı Adana olarak bulunmuş olur. Bir dahaki soru çözümlerimizde, konu atımlarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.